Acun Doğuzkan'ın Felsefe, Sosyoloji, Tarih Gali programı Altan Çetin ve Çetin Ustaların yepyeni bölümü, daha doğrusu 31. bölümün ikinci kısmı ile, yani Cemil Meriç ve Umurhan'dan Uygarlığa adlı eserinin ikinci kısmı ile, o yolculuğumuzun ikinci kısmı ile tekrardan karşınızdayız. Tabii öncelikle programımızın isim babası ve değerli fikirleri bize aydınlatan hocası Altan Çetin hocamıza merhaba demek istiyorum. Merhaba hocam, nasılsınız, iyi misiniz? Anıl Bey, teşekkür ederiz. Mavi gök, yağız yer arasında Albayrak'ın gölgesinden tüm dostları selamlıyoruz. Bir mukabele hocam. Eyvallah. Hocam şimdi az önceki, yani biz tabii burada çekiyoruz, yani arka arkaya çekim Evet. yapıyoruz. Bir giriş yapmıştık aslında Umran'dan Uygar'la. Evet. Güzel de bir giriş oldu. Ağzına sağlık diyorum yani ve hocamızın değerli fikirlerini de görmüş olduk. Şimdi biraz daha artık içeriğine doğru gireceğiz Evet. anladığım kadarıyla. Ben o yüzden aslında sözü de çok fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü uzun bir serüven, bugün tek çekim yapmaya çalışıyoruz. Evet. Cemil Meriç Üstad, Umran'dan Uygarlığa adlı eserinde hoca nasıl bir dünya bize çizmiş ya da Türk ve İslam uygarlığı ile ilgili dünya sevgi nasıl bir anlatıda bulunmuş hocam? Söz sizin, buyurun. Evet, Anıl Bey, öncelikle tabii daha önce medeniyet kavramı ortaya nasıl çıktı ve ülkemize nasıl girdi, ona bakmıştık. Şimdi medeniyetin biraz yükselişi ve çöküşüyle ilgili ve sınırlandırılmasıyla ilgili kısımlarını inceleyeceğiz bu bölümde. Yani dolayısıyla tabii yine medeniyet kavramına odaklanmaya devam ediyoruz. Diyor ki burada üstad, şüphesiz ki medeniyet tarihin geniş, uçsuz bucaksız bir bölümü. Ama bu bölümü nasıl sınırlandıracağız? Muhtevası çağdan çağa, yazardan yazara değişen bir mefhum medeniyet. Yani medeniyet konusunda hakikaten bu tanım bulma güçlüğü, muhteva oluşturma sıkıntısı bugün bizim ülkemizde de aşikar ve bu anlamda da geçen bölümde de işaret ettiğimiz gibi Farabi ve İbn Haldun gibi düşünürlerin çizdikleri çerçeve aslında en azından medeniyetin zahiri dış efendim unsurlarını belirlemek bakımından faydalı olabilir. Ve diyor ki evvela medeniyet var, medeniyetler var. Birincisi bütün insanlığa ait. İkincisi zaman ve mekanda dağınık. Bakın bu çok önemli. İnsan ırkı diyelim ya da türü medeni bir varlık. Öyle ya da böyle müşterek olarak bir çatı altında toplayabileceğimiz bir medeniyet çerçevesi içerisinde yaşıyor. Yani bizim işte o medeniyetçi okumayla, medeniyet merkezli okumayla toplum, devlet ve şehir yapısı içerisinde anlamaya çalıştığımız medenileşen insan yapısı aslında tarih boyunca o medeniyet diye söylediği şey var. İkincisi zaman ve mekanda dağınık. Yani farklı kültürel içeriklerin oluşturduğu tarih süreçte izlediğimiz şeyden bahsediyor burada. Medeniyet kelimesi ülkeden ülkeye geçerken daima bir başka kelimeyle beraber kültür. Kültür medeniyetin basit bir ikizi değil. Medeniyet ile medeniyetler olduğu gibi kültür ve kültürler de var. Kültürel sınıfına gelince nice zamandır hizmetlerini ibzal ediyor Fransızcaya. Şüpheli hizmetler. Hem kültürün sıfatı hem civilization. Kısacası karışıklığa çok elverişli bir zemindeyiz. İster medeniyet ve medeniyetler, ister kültür ve kültürler tarihi diyelim. Bu özel tarih, bir özel tarihler korteji veya orkestrası, dil tarihi, edebiyat tarihi, ilimler tarihi, sanat tarihi, hukuk tarihi, müesseseler tarihi, duygular tarihi, adetler tarihi, teknikler tarihi, batıl inançlar tarihi, dinler tarihi, gündelik hayat tarihi. Bu alt bölgelerden her birinin kuralları, hedefleri, dili, akışı var kendine göre. Bunları umumi tarihle nasıl uzlaştıracağız? Ritimleri farklı ama hepsi de birbirine bağlı. Medeniyet tarihini umumi tarihten başka bir tarihle, tabirle topyekün tarihten ayırmak mümkün mü? Naçizane bir tarihçi olarak cevap vereyim. Değil. Medeniyet nasıl tarihsel, tarih içinde bir olguysa, medeniyetin kendi iç mefhumunu da yine biz Anıl Bey tarih üzerinden takip etmek durumundayız. Ve işte bütün bu tarihler diye anlattığı şeyler aslında medeniyet içerisinde bakarsanız toplumun, devletin ve şehrin toplamında izlemek mümkündür ve medeniyet de bu üçünün oluşturduğu bir hasıladır demek yanlış olmayacak naçizane. Ve devam ediyor, diyor ki medeniyet tarihi sahnenin önüne reelin bazı cephelerini, yani bazı hakikatleri iterek bütününü izah etmek istiyor.
Aslında daima bütün söz konusu derinliği ve her cephesiyle bütün. Bir zaman mümkündü bu. Çünkü başka izah tarzı yoktu. Amacımız medeniyet tarihinin bugün nasıl anlaşılması gerektiğini ortaya koymak. Evet, nasıl düşüneceğiz bu medeniyeti? Ve tabii ki medeniyeti tarih üzerinden düşünmek durumundayız. Anda yaşayan insanlar olarak var olduğumuz anın arkasındaki süreci ve kökleri tanımak durumundayız. Medeniyet tarihi gibi çok geniş bir alanı kucaklamak için yalnız iki kelimemiz var. Medeniyet ve kültür. Kaypak ve şüpheli iki dost. Mesela 1800'lere kadar kültürün İrab'da mahalli yok. Onda sonra iki kelime rekabet halindedir. Arada bir karşılaştırılırlar. Yahut biri tercih edilir. Onun için de medeniyet tarihi ile kültür tarihi aynı şey sayılır umumiyetle. Yine de bu bir külli kaide değil. İkizlerin çok geniş bir bölgeyi paylaştıkları da olur. Bir iç savaştır. Başlar aralarında. Kültür ile medeniyet aşağı yukarı aynı tarihlerde doğar Fransa'da. Kültürün uzun bir tarih öncesi var. Ama kelime 18. asrın ortalarında bugünkü manasını alır. Entelektüel kültür, Civilization ilk defa 1766'da basılan bir kitapta arz endam eder. Civilize sıfatı, civiliser fiili de daha önce varmış. Civilization'ı da uyduruvermişler. Kelime doğar doğmaz, fikri, teknik, ahlaki ve içtimai terakki, dın dışı terakki manasına kullanılmış. Tabii bu terakkiyi belli bir toplum temsil edecek. İnce, kibar, efendi bir toplum. Kelimenin tersi de barbarlık. Medeniyetin barbarlığı alt etmesi şart ama çetin bir zafer bu. Evet, işte burada da aslında bizim çağdaşlaşma tarihimizin ikilemiyle karşı karşıyayız. Barbar olmak, barbar sıfatını taşımakla medeni olmak, yani çağdaş olmak, modern olmak arasındaki ikilemi önümüze koyuyor Cemil Meriç ve buradan bize kendimizi düşündürmeye devam ediyor. Esasen Cemil Meriç'in yapmak istediği şey de bu. Bize kendimizi düşündürmek. Ve tabii burada medeniyet kavramının ortaya çıkışını anlattıktan sonra önemli bir medeniyet tarihçisine işaret eder. Üzülerek söyleyelim ki Toynbee'ye kadar hiçbir medeniyet tarihçisi medeniyetten ne anladığını açık açık belirtmemiş. Tarifler büyük bir müphemiyet arz ediyor. İçtimai ilimlerle uğraşanlar tarihi büyük perspektiflere, kendi perspektiflerine irca için medeniyet kelimesini diledikleri gibi kullanıyorlar. Medeniyeti parçalayan, onu bölümlerden bir tanesine hapseden tarifler seçilen sektöre ve niyete göre yazardan yazara değişiyor. Bir kere bakın, bunu bilerek herhangi bir kişi medeniyetten bahsettiği zaman ona şu soruyu sormalıyız. Acunda Uz takipçileri olarak, medeniyetten ne kastediyorsunuz? Medeniyet mefhumunuz nedir? Bunun dayandığı tarihi ilkeler nelerdir? Ve bunun kökenini nerede buluyorsunuz? Bunları sormadan her medeniyet diyenin peşine takılmamak, en azından düşünerek takılmak gerekiyor. Medeniyeti parçalayan, onu bölümlerinden bir tanesine hapseden tarifler seçilen sektöre ve niyete göre yazardan yazara değişiyor. Tarihçilerden hiçbiri medeniyetin kucaklayıcı bir tarifini yapmıyor. Bugününü tanımak için, bakın bugününü tanımak, burası çok önemli Anıl Bey. Bugününü tanımak için tarihe bakmak, köklere bakmak, süreci incelemek çok mühim bir şey. Bugününü tanımak için medeniyet tarihine ihtiyacımız var mı? Medeniyet tarihi nedir sualini aydınlık olarak cevaplandırmıyor. Yani bizim bugün kendimizi anlamak ve tanımak için medeniyet kavramına, yani polis, civilization, medeniyet gibi kavramlara bakmamız lazım. Bu süreç içinde tabii ki tarihe yöneleceğiz ve tarih bizi köklere götürecek. Bu ilke üzerinden her ağzını medeniyet diye açan, çünkü bakın medeniyet önemli bir kaybımız. Aslında hepimizin aradığı şey bu. Bu ülkede sağıyla, soluyla, şucusuyla, bucusuyla herkes esasen kendine bir medeniyet tanımı, kapsayıcı bir tanım bulmaya, bir ilkeler üretmeye ve bir yöntem üzerinden dirlik ve düzenlik bulmaya çalışıyor. Bu ortak akıl ve ortak vicdanla çözülebilecek bir mesele. Ve diyor ki üstad, medeniyet
Batı medeniyeti 770'de başlar Toynbee'ye göre. Batı medeniyeti kısa bir hudut. Bu hudut sayesinde milli tarihlerin çerçevesini aşabiliriz. Kronolojik bir çerçeve, bir çalışma alanı, bir izah yolu, bir tasnif o kadar. Kültür aktarmalarını bir yana bırakır Toynbee. Birçok teknikler, melekeler, fikirler, alfabeden Singer dikiş makinesine kadar sirayet yoluyla ülkeden ülkeye yayılmışlar. Alfabe ile dikiş makinesini pek mühim değil. Toynbee için mühim olan medeniyetten medeniyete geçen din dalgaları. Toynbee'ye göre bir tek medeniyet yok. Terakki bir ütopya. Medeniyetler var sadece ve her medeniyetin belli bir kaderi. Büyük çizgiler tekerrür eder, aşağı yukarı önceden tayin edilmiştir. Değişmeyen insanın mizacıdır, manevi yapısıdır. İşte bu da bu mizacın ve manevi yapının da kültürden kültüre, yani insanın ben duygusunu oluşturan kökler, tarih, süreçler, dil, inanış gibi şeyler o medeniyetin batını, iç yapısını oluşturuyor. Zahirde baktığınızda nereye bakarsanız bakın Halösen'den son 15 bin yılda bu zamana kadar bir toplum, bir devlet ve bir şehir görüyorsunuz. İşte bunun içeriği ise o toplumun kültürü ile. Diyor ki üstad, demek ki medeniyetlerin de insanlar gibi değişmez bir kaderleri var. Onlar da doğar, gelişir ve ölürler. Bir medeniyetin hayat bulması, o medeniyeti meydana getiren insanların karşısına çıkan coğrafi ve tarihi baskılara meydan okumalarıyla mümkün olabilir. Evet, bir medeniyet bir coğrafyada bir tarihle kuruluyor. Doğan bir medeniyetin gelişmesi ise yaratıcı bir azınlığın varlığına bağlıdır. İşte onlar düşünen, aydınlatan ve topluluğu ve toplumu sürükleyen kısım. Toynbee ele aldığı 21 medeniyet için benzer izah şekilleri geliştirmiştir. Tabii zorlandığı, mübalağa ettiği de olmuştur. Bu yaklaşımı ve açıklamaları zaman zaman pek hoş karşılanmamıştır. Yine de Toynbee'nin önemi, çok geniş zaman dilimlerini ele alması, yüzyılların birikiminden ayırdığı tecrübeleri bir araya getirip kıyaslaması, ana arterleri belirlemesidir. Bizim onda kabul edemediğimiz husus, kıyaslamalarında sadece benzerliklerin üzerinde durması, farklı medeniyetleri tek bir modele irca etmek istemesi. Çünkü Toynbee de bir kültürün adamı, kendi medeniyetinin tek medeniyet olmasını, hakim olmasını isteyen bir adam. Önemli bir fikir cambazı ve bu anlamda da tabii ki bir taraf. Bunu da unutmamak lazım. Ve sona doğru şöyle diyor üstad, medeniyetler bir günde çökmezler. Grup uzun sürer, yani batış, ve hemen fark edilmez. Her medeniyet çöküş sebeplerini kendi içinde taşır. Avrupa medeniyeti 17. yüzyıldan beri inkıras halindedir. Bu bakımdan medeniyet ve medeniyetler metodolojisinden bakarsak, bir medeniyetin kuruluşunu, evet, insanlığın ortak bazı gerçekleri üzerinden anladığımız gibi bu metodolojinin bir tarafı, ama bir tarafından da o tarihi şartları, kültürü ve zamana bağlı koşu şartları da göz ardı etmeden bu ikiliye, yani toplum, devlet ve şehir düzleminde bir genel bakışımız varken, o medeniyetin ortaya çıktığı zamanki tarihi şartlar, coğrafi şartlar, kültürel şartlar gibi, iktisadi şartlar gibi pek çok şeyi de düşünmemiz ve bu arızi meseleleri de göz ardı etmememiz lazım. Bir değil, birçok kültürler vardır dünyada. Değerce birbirine eşit kültürler. Her büyük kültür tektir ve her alanda kendi dilini konuşur. Başka kültürlerin anlayamayacağı bir dil. Cihan şumul bir felsefeden söz edilemez. Bütün büyük kültürlerin aynı şekilde kabul ettiği, aynı zamanda anladığı, aynı yönde yorumladığı hiçbir inanç ve değer yoktur. Hiçbir kültür bütünüyle iktibas edilemez. Bir kültürün unsurları başka bir kültür için ancak malzeme olarak kullanılabilir. Yaşayan her kültür yabancı kültürlere kapalıdır. Yalnız kendi kendine anlayabilir, yalnız kendi insanları tarafından anlaşılabilir. Her kültür ferdin geçirdiği merhalelerden geçer. Çocukluk, gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık. Amacına ulaştıktan, iddiasını gerçekleştirdikten sonra katılaşır. Yaratıcı gücünü kaybeder ve medeniyet olur. Her kültürün kendine göre bir medeniyeti vardır. Kültürün kaçınılmaz akıbetidir medeniyet.
Bu çok ilginç bir şey. Yani kültürün medeniyete dönmesini biz bedeviliğin hadariliğe dönmesi gibi de düşünebiliriz. Yani bir topluluk, bir asabiyetle, İbn Haldunçu kavramlarla konuşacak olursak, belli bir toplum yapısı oluşturuyor, belli bir devlet düzeni kuruyor, belli bir şehir oluşturuyor. Ve işte bu oluştuğu zaman da biz orada o kültürün artık medeniyet çerçevesini oluşturduğunu düşünebiliriz. Ki bu anlamda olmakta olanın olmuş hale gelmesidir diyor. Serpilişten sonra katılaşma, hayatı kovalayan ölüm. Toynbee'ye göre medeniyet yaratıcı bir azınlıkla çok sert olmayan bir coğrafyanın eseri. Çevre bir sfenkstir. Çevre veya tarih. Her gün yeni sualler sorar yaratıcı azınlığa. Bir medeniyet nasıl gelişir? Yeni yeni ülkeler fethederek mi? Hayır. Medeniyetin büyümesi ne teknolojik zaferlerle ilgilidir? Buraya çok dikkat edin. Ne de madde üzerinde hakimiyetle. Bizim bugünkü medeniyet saplantımız tamamen bu. Değil mi Anıl Bey? Medeniyetin büyümesi demek kendi kendini tayin etme, kendi kendini biçimlendirme imkanlarının gittikçe artması, toplumun değerlerinin manevileşmesi, cihaz ve tekniklerinin sadeleşmesi demektir. Büyüyen bir medeniyette karizmatik azınlık çevrenin her meydan okuyuşuna başarılı cevaplar verir. Boyuna tazeler kendi kendini. Toplum farklılaşmaktan bütünleşmeye, bütünleşmekten farklılaşmaya geçer. Büyüyen bir medeniyet bir bütündür. Buna çok dikkat edin. Bütünlüğü kaybeden medeniyeti kaybeder. Bu çok önemli bir şey bence. Kaynaşmış bir bütün. Kalabalık, yaratıcı azınlığa gönülden bağlıdır. Onu isteyerek takip eder. Böyle bir toplumda kanlı kardeş kavgaları, sert ve keskin bölünmeler gözükmez. Büyüyen medeniyet, öteki medeniyetlerden gittikçe farklılaşır. Buralar çok önemli Anıl Bey. Bugünkü halimizle kıyaslamak bakımından bu tanımları çok önemsiyorum. Toynbee medeniyetlerin çöküş tablosunu şöyle çizer. Azınlığın yaratıcı gücü kaybolur, yani düşünen kesimin diyelim. Kalabalığa yol gösteremez, artık toplum bölünür. Biz bunu Erol Güngör'ü konuşurken, o üst çatı yıkılınca alt gruplar devleti ele geçirmek ya da toplumsal kutuplaşmalar üzerinden hareket ederler demiştik. Bunu onunla da düşünün lütfen. Erol Güngör kısmına bakarak. Yöneticiler eski zaferlerin hatırasıyla sarhoştur. Çevrenin yeni yeni sorularına hep aynı cevabı verirler. Bakın problem çözemez hale geliyor kültür artık. Nisbi değerler mutlak değer sanılır. Azınlığın karizmatik cazibesi kalmaz. Çoğunluk kopar yöneticilerden. Yöneticiler zora başvurur, savaşlara girer. Bir dünya devleti kurar. Hem kendini hem temsil ettiği medeniyeti mahve sürükler. Medeniyetin hem ruhuna hem vücuduna fitne arız olur. Kardeş kavgaları alır yürür. Çözülen toplum, tekrar Erol Güngör'e atıf yapmak istiyorum. Zihniyet ve davranışlarında büyük değişiklikler belirir. Güzel sanatlara, ilimlere, felsefeye, dine, ahlaki davranışlara ve müesseselere bayağılık ve avamlık sızar. Yeni yeni kurtarıcılar çıkar sahneye. Kimi selameti eskiye dönüşte arar, kimi kılıca bağlar ümitlerini, kimi stoacılığa sığınır. Anıl Bey, burada bize de bir laf geldi. Stoacılığa sığınır, kimi yeni bir dine. Ama bütün bu kurtarıcılar, bütün bu çırpınışlar çözülmeyi önleyemez. Olsa olsa medeniyeti fosilleştirebilir. Ve medeniyet asırlarca kuru bir ağaç gövdesinin yapraksız, çiçeksiz, meyvesiz hayatını yaşar. Yani Anıl Bey, baharı, sonbaharı olmayan bir ağaç gibi o medeniyet öyle kalır. Evet, kendini kainatın mihveri sanan Avrupa'yı bu gurur ve gaflet uykusundan 1914 boğazlaşması uyandırır. Harabeler karşısında dehşete kapılır Avrupalı. İçine ilk defa olarak bir korku düşer. Ben de mi yok olacağım? Onun bu şifasız bedbinliği, bu vicdan huzursuzluğu diyecektim. Fransa'nın en büyük zekalarından biri şair Paul Valéry şöyle dile getirir. Biz medeniyetler fani olduğumuzu biliyoruz artık. İnsanları ve aletleriyle yokluğa gömülen medeniyetlerden söz edildiğini duymuştuk. Tanrıları ve kanunlarıyla, akademileri, nazari ve tatbiki ilimleriyle, gramerleri, kamusları, klasikleri, romantikleri ve sembolistleriyle, tenkitçileri ve tenkitçilerinin tenkitçileriyle,
Çağların sonsuz derinliklerine yuvarlanmışlar. Biliyorduk ki görünen dünya baştan başa bir kül yığınıdır. Tarihin alacakaranlığında sayısız gemiler görüyorduk. Altın ve zekasıyla dolu gemiler girdaba yuvarlanıyorlardı. Ama biz bu kasırgalardan uzaktık. Evet, bu ikinci bölümde esasen Cemil Meriç bize bugün şu andaki insanların yüzüne bir ayna tutuyor. Halimize bakın ve anlattıklarımla kendinizi kıyaslayın diyor Anıl Bey. Bununla bitirmiş olalım. Eyvallah hocam. Hayırların fethi, şerlerin defi olması dileğiyle. Efendim, Mavi Gök, Yağız Yer arasından cümleye selam ve sevgiler. Eyvallah hocam. Ağza sağlık. Cemil Meriç hocanın, merhumun da fikirlerini, gene vuruculuğunun neden evet. önemli olduğunu da bu bölümde gerçek aydın işte bu şekilde aydınlatıyor, temvir ediyor. Öyle hocam, yani sapladı sağ evet. olsun. Yüzümüzü aynayı tuttu ve halimizi yorumladı değil mi? Evet, aklımıza, gönlümüze, dilimize, kulağımıza, evet. Kimin neresiyle aldığıyla alakalı tabi oralara tek tek çivileri, şeyleri, evet. çarmıha gerilme gibi esasında sapladı hocam. Evet. Ruhu şad olsun. Amin. Cemil Meriç Hoca'nın. Siz de tabii bu önemli noktalara değindiniz. Bu arada affedersiniz, ben birinci bölümde de söylemişim, hasta oldum. İşte ara öksürük ve hapşırık oluyor. Az önce de bir şey Ziyanı oldu. Yok. Özür dilerim. Şifa dilerim. Tam bitiriyoruz diye mikrofonu takmışım. Normalde bir de ses olmasın diye şey yapıyorum ama o ana denk geldi. Ağza sağlık hocam. Cemil Meriç Üstad'ın efendim ruhu şad olsun. Ruhu şad olsun. Onun da aklına sağlık diyememişim. Evet. Rahmetli olmuş ama nasıl derler ama. Aklıyla bu ikinci bölümde doğulu hem batılı, doğu ve batı arasında bizim arafımızı aydınlatan kişileri konuşuyoruz ya Anıl Bey. Bu fikir çilekeşlerini, fikir işçilerini, işte Cemil Meriç onların içinde böylesine öyle. Müstesna bir yerde öyle hocam. Hakikaten temiz bir kafa ve hakikaten iyi bir niyetle yüzümüze güzel aynalar tutmuş. Bunları unutmamak. Medeniyet derken tabi demekle, bal bal demekle ağız tatlanmadığı gibi medeniyet demekle de medeniyet olmuyor. Buradaki halimizi özellikle ben Erol Güngör merhuma da işaret ettim. O bölümleri de dinleyerek bu bütünlük içinden bakarsak doğu batı arasındaki arafımızı daha iyi düşünmüş oluruz diye düşünüyorum. Eyvallah ben. Hocam doğru söylediniz. Eyvallah. Biz zaten bu amaçtan dolayı bu çekim sirkülasyonlu şeyini Eyvallah. Yapıyoruz. O anlamda geri dönüşler ve birleştirmeler faydalı olacaktır. Ağza sağlık hocam. Şimdi artık burada ikinci kısmı da nihayete erdirelim evet. isterseniz. Ve üçüncü kısmı olacak. Devam Oraya ediyoruz. Doğru devam evet. edeceğiz Cemil Meriç yolculuğumuza. Evet. Son bir sözünüz varsa onu alalım ve nihayete erdirelim. Esenlikler, sağlık diliyorum. Hoş kalın. Hoşça bakın zatınıza. Aynı temenni ve şeyle. 31. bölümün 3. kısmında yani Cemil Meriç ve Umran'dan Uygarlığa yolculuğumuzun 3. kısmında tekrardan görüşmek üzere esenlikler dilerim. Herkese